Saray Bisküvileri Ramazan yolcularını sunar. Sayın seyirciler, geldik güzel bir balıkçıya. Fiş, pazar, pasay, çift, çarpı, fiş. Evet efendim, bu güzel firma, bu güzel işletme Almanya'nın her tarafına balık dağıtmakta. Zülfü abimiz burada meşhur. Ta 89'dan beri buraya hizmet etmekte. Hizmetin en kralını yapıyor burada. Elemanları Oktay, Muhammed ve çalışanlar burada her gün gelen balıkları istif yapıp böyle sabah 8'den itibaren her tarafa dağıtıp ve de restoranlardan gelip alanlar, sipariş edenler, güldük, çuprası, levreyi ne istiyorsan Yunanistan'dan, İtalya'dan, İspanya'dan, Türkiye'den gelen balıkları buraya getirip buradan da bütün Almanya'ya dağıtıyoruz Zühtü abimiz ve elemanları. Evet efendim, işte bizim fiş pazar. Balıkları pişirmişe, hacı da çarşıya göndermişe. Balıkları pişirmişe, hacı da çarşıya göndermişe. Evet, başlıyor, başladı derken başladık. 89'dan beri tüm Almanya'ya balığı tanıtan, dağıtan Zühtü Kal kardeşimiz, abimiz, Türkiye'mizin güzel Samsun kentinden gelme ve bu güzel gelsen Kirşen'de burada ikamet etmekte. Bu güzel balıkları tüm Almanya'da yaşayan Türk kardeşlerimize böyle mis gibi boğazından geçirerek böyle helal bir şekilde. Bir dakika. Bence yalnız Türkler almıyor burada. Herkes alıyor. Ben bunu konuştum burada güzel insanlarla. Evet. Dediler ki burada Almanlar da alıyor. Aynen. Fransızlar da alıyor. Ben insanım diyen herkes buradan balık alıyor. Çünkü balık yenilir. Evet. Ya balık bir de benim işim. Bir de şeyim biliyorsun. Dilberay'ım. Evet. Ne diyor o? Balıkları pişirmişem, hacı da çarşıya göndermişem. Akşama geleceğim. Hacı baba evde mi? Balık almaya mı? Tabii. Balıkları pişirmişem, hacı da çarşıya göndermişem. O kadar. Yani balık Ramazan'da güç verir değil mi insana? Ya Ramazan'da Gökhan değil, kardeş. Her zaman. Dünya var oldukça... Evet. Ne derler hocalar, doktorlar, profesörler? Balık yiyin diyorlar. Balık yiyin, balık yiyin. Ala balık yiyin. Eğer balığı bulamazsanız balığın yağını için. Allah Allah. Tabii. Çünkü balık hakikaten öyle. Yani şimdi gırgırını bırakalım bir yere. Bu işin yani insan oğlunun sağlık yönünden piri balıktır. Şimdi eskiden daha önce Gökhan kardeşim futbolun kralı böyle, kral böyle, adı da kraldı, Tanju ile beraber. Samsunlu, bak buranın sahibi de Samsunlu. Evet, Tanju ile ortaklık yapıp balıkçılık yapmışlar. Tabii balıkçılık derken restoran açtık, çok evet. Güzel bir restoran açtık. Evet. O zaman da Tanju'nun işte Fenerbahçe'ye transfer olduğu seneydi. Allah Allah. Açtık, sonra ortaklarımız vardı, kısmet olmadı. Biz ayrıldık Tanju ile beraber. İşte derken yani dediğim gibi ben balıktan bayağı anlıyorum. Buradaki balıkların hepsini. Mesela bak şimdi burada tezgahı. Evet. Kralı. Efendim yaklaşabilirseniz. Tabii. Kralı. Buradaki balık abi, barbun balığı bunun ismi. Evet. Evet. Tabii barbun balığı, eğer reklama girmezsem. Yok. Barbun. Evet, ala balık. Ala balık var, bilmem ne var ayrı. Hepsi şimdi var. Bak şimdi. Evet. Bunun çorbası müthiş olur. Allah bunun, Allah. Bunların büyükleri var. Evet. Ama bu küçüklerine öksüz derler bizde, Türkiye'de. Mevlan. Burada da bilmiyorum, herhalde öksüz diyorlar. Mevlan demek, mezgit demek. Bırlar o, bırlar ayrı. Evet.
Mırlan başka. Bize bir de sazan derler biliyor musun? Amma sazan gibisin, hemen daldın. Evet. Bak sazan bunu şu ilerideki. Evet evet evet. Karpen. Almanca karpen sazan demek. Yapıyor, bak orada. He. Çok güzel evet. Sazan balığıdır bu da. Bu bizim memleketin balığıdır bu. Mercan balığıdır bu. Akdeniz'den çıkar. Evet tabii, evet. Tabii. Yani balığı bana sor. Bu da uskumru biliyorsun. Evet uskumru. Almancası markeren. Uskumru bu. Evet evet evet. İşte dediğim gibi balıkları gör. Bak müşteri gelmiş ne güzel. Balıkları görünce coştum ben. Coşma. Balık sen yiyeceğiz. Devam çorba et. İçeceğiz. Devam et buyurun. Balıkları pişirmişem, Hacı'dan çarşıya göndermişem. Hacı nerede? Hacı vallahi burada. Alo, merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür. Ama mehr türkisch kann ich nicht. Nee, aber Fisch essen immer, ne? Fisch ist gesund, jawohl. Gesund. Vitamin. Güzel. Kann ich den Bon haben? Çok güzel. Zeigen Sie, zeigen Sie, Show Türk. Show Türk. Show Türk. Immer gut. Immer gut, immer sehr gut. Und Balık immer gut. Balak immer am besten. Jawohl, danke schön. Kardeşlerimiz Arap galiba. Ne beled enti efendim? Arap, min Mısır. Min Mısır. Kif sıhha mliyah? Kullu tamam Allah. Amdegil, semek? Nakul semek. Bir Ramazan. Bir Ramazan. Allah yekabbel. Allah yekabbel. Merhaba. Ahlan ve sahlan. Nehni am sevu film minşen Show Türk. Kuli Show Türk. Show Türk. Show Türk. Ramazan yolcuları. Ramazan yolcuları. Yolcuları. Ramazan yolcuları. Yolcuları. Balıkçıda. Balıkçıda. Hadi bakalım. Ramazan yolcuları balıkçıda. Balıkçıda. Ramazan yolcuları balıkçıda. Ne? Show Türk. Show Türk. Evet. Baba rızık kapısıdır. Açmasını bilene. Ana cennet kapısıdır, girmesini bilene. Merhaba efendim. Merhabalar. Nasılsınız? Muhammed Bey değil mi efendim? Evet. İşler nasıl? Güzel güzel. Neler yapıyoruz? Satışla ilgileniyoruz. Şimdi Gökhan Bey'in dediği gibi balık evet. Süper değil mi? Evet evet. Süper, süper, Allah. Evet. Ne zamandan beri buradasın? Ben 12-13 seneden beri. Zühtü Baba ile beraber. Evet evet. Mannheim'de bir şubeniz var galiba. Evet var. Başka? Mannheim, Remscheid. Evet. Bir de seçkin marketlerde bütün balığımız oluyor. Her zaman. Evet. Çeşit çeşit. Yaz, kış hepsini bulabilirsiniz. Burası ne zamandan beri açık? Yani saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor burası? Saat 8, akşam 19. Müşterilere privat satış yeri. Evet. Normal toptan saat 4 ile gece saat 12-1 arası açık. Ne güzel. Helal olsun evet, malları. Bir şey öğrenmek istiyorum. Mesela Türkiye'de gece saat 2'de gelirler balıkçılar. Saat 7'de halde bir tane balık bulamazsın. Biz özel servis yapıyoruz. 30-40 tane arabamızla bütün marketlere gece servisini yapıyoruz. Evet. Yetiştiriyoruz yani sabaha doğru. Bütün marketlerde balıklarımız teslim ediyoruz. Müthiş temiz ve mesela balık biliyorsun balığın bir temizlik işte kokusu olur bilmem ne olur suyu koku yapar falan. Sayın seyirciler inanın. Mis gibi kokuyor burası. Aynen ya. Mi? O kadar güzel vallahi ki yani. Çok. Zühtü Baba çok titizdir burada. Çok güzel. Samsunludur. Evet evet. Deniz çocuğudur. Çok güzel. Evet Allah. Evet. Balıkları pişirmişem, Gökhan'a götürüp yedirmişem. Haydi. Kardeş gönül aynasıdır. Bakmasını bilene. Eş, dost, hısım, akraba. Konu komşu okyanustur. Yüzmesini bilene. Evlat deniz suyudur. Ne içilir ne de vazgeçilir. Evet sayın seyirciler görüyorsunuz. Herkes balığını alıyor. Kimisi eve götürüyor, kimisi restorantına, kimisi bekliyor. Siparişleri vermiş ve tek tek herkes burada işini yapıyor efendim. Merhaba ustam. Nasılsın? Merhaba. İyi misin Oktay sağ baba? Teşekkür ederim. Oktay usta ne düşünürsün bu hususta? Vallahi bu hususta balık demek sihat demek, evet. Balık demek güzellik demek, evet. Balık demek sağlık demek kardeşim. Balık yiyelim, sağlıklı yaşayalım, balık yedirelim, sağlıklı yaşatalım gelecek nesillerimizi. Ramazan yolcuları. Evet, Ramazan yolcuları. Ramazan yolcuları bizim Samsunlu abimiz Sayın Zühtü Kul abimiz. Zühtü Kul abimizle beraber burada Oktay Muhammed ve çalışanlarıyla beraber mutluluğun zirvesini yaşıyorlar. Çünkü yıllardır buradayız diyorlar değil mi? Evet, yıllardır buradayız. Yıllardır hizmet ediyoruz.
Efendim, onun haricinde buradaki alınan balıkların hepsini burada mutfağa hazır şekilde gönderiyoruz. Allah Allah! Analarımız, bazılarımız, yengelerimiz hiç evde sadece pişirip yiyecekler. O kadar. Burada alınan balıkların hepsini burada temizliyoruz. Evet. Yıkıyoruz, poşetli böyle gönderiyoruz. Peki restoranlardan sipariş alındığı zaman evet, böyle kilolarla alınıyor değil mi efendim? Onlar tabii palet palet alınıyor, karton karton alınıyor. Sipariş mi veriliyor daha önce? Önce sipariş veriliyor. Hazırlıyorsunuz. Hazırlıyoruz. Kendi arabalarımızdan servis yapın. Alınan balıklar buraya geliyor. Evet. Ne oluyor burada abi? Tezgahta orada alınan balıkların hepsi buraya geliyor. Burada hepsi tertemiz temizleniyor, yıkanıyor, poşetlenip öyle evlere gönderiliyor. Evet, yani bu ne demektir? Güzel. Annelerimiz, hanımlarımız, bazılarımız evde artık balık kokusundan, balık temizleme derdinden kurtuldular. Tabii. Burada onları görevli evet, yapıyoruz. Onlar sadece evde pişirip afiyetle yiyip sağlıklı yaşıyorlar Gökhan abi. Çok güzel evet. Yani ben efendim daha önce balıkçılığa çok uğraştım ben bir ara. Hatta Tanju Çolak'la bizi balık restoranı açmıştık. Bu balık işi çok enteresan bir iş. Şimdi baktım mesela az evvel o temizlenen yerde her şey o kadar temiz ki o affedersin o balıkların pislikleri falan nereye gidiyor, nasıl gidiyor? Yani ortalıkta bir tane bir şey göremiyorsun. Otomatik kanallarımız var. Her türlü suyumuz da çok bol da kullanılıp onlar evet, otomatikmen çiçeklerimize gidiyorlar balık temizlemiş balıklar. Çok güzel. Çok güzel. Çok 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 şık bir dükkan. Toplantılarımızı da buradan temizleyip gönderiyoruz. Bize nasıl istediklerini söylüyorlar telefonda. Biz o şekilde temizliyoruz, kasarlıyoruz, buzlayıp tekrar müşterilerimize gönderiyoruz. Çok güzel. Peki siz burada bütün Avrupa'ya dağıtıyorsunuz değil mi? Evet, tüm Avrupa'ya biz de dağıtıyoruz. Dağıtıyorsunuz, servislerimiz var. Servislerimiz yoksa var. Yoksa kendileri mi gelip alıyorlar? Yok, bizim kendi servis arabalarımız var. Soğutuz arabalarımız var. Onlar da müşterilerimize servis ediyor. Müşterilere servis ediyor. Evet. Bu ettiğiniz mesela toptancı mı yoksa perakendeci mi böyle yani? Toptancılar. Var. He. Başka şehirlerde, başka ülkelerde evet, toptancılar var, onlara dağıtıyorsunuz evet, siz. Evet. Çok güzel. Bu işin ana toptancısı biziz. Biz öbürü toptancı, öbür restoranlara, bakkallara, seskin bakkallarımıza onlara bir servis yapıyoruz, biz gönderiyoruz. Süper. Efendim tek kelimeyle hakikaten çok güzel, çok şık bir yer. Dedim ya, balıkçıya gittiğiniz zaman hafif böyle bir balık suyunun bir kokusu olur. Burada onu hissetmedim. Çok güzel bir sistem var burada. Elinize sağlık. Sağ olun. Ramazan yolcuları. Ramazan. Yolcuları. Yolcuları. Ramazan yolcuları. Yolcuları. Balıkçıda. Balıkçıda. Hadi bakalım. Evet geldik gördük gezdik her şey çok güzel süperdi. Yanımızla beraber balık aldık otelde yiyeceğiz. Evet otelde iftarda yiyeceğiz evet, inşallah. Arkadaşlar diyeceğiniz bir şey var mı başka? Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Tüm arkadaşlar. Güle güle diyorsunuz. Güle güle. Peki. O zaman akşama geleceğim, akşama geleceğim. Hacı baba evde mi? Evde. Balıkları pişirmişem, Hacı'yla çarşıya göndermişem. Balıkları pişirmişem, Hacı'yla çarşıya göndermişem. Hadi el sallayalım buradan. Aman aman, gelsen Gülşen'de bizim babanın Samsunlu yeri var, yeri var, yeri var. Toptancıdır kendisi, Samsunludur kendisi. Balıkları pişirmişem, Hacı'da çarşıya göndermişem. Balıkları pişirmişem, Hacı'da çarşıya göndermişem. Allah'a ısmarladık evet. We'll be right back.
Saray Bisküvileri Ramazan yolcularını sundu.